Yaşlılarda ağırlık kaybı nedenlerine şöyle bir baktığımızda ağırlık kayıplarının en fazla gördüğümüz yerlerde neler vardır? Kanser tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkiler ya da bu tedavi esnasında oluşturulan stres hastada çok kolay kilo verdirebilmektedir. Pek çok kanser cerrahi yöntemlerle kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, hormon tedavisiyle tedavi edilmekte ve bu yöntemler kanserli hücreleri öldürüyorlar fakat normal hücreye de zarar veriyorlar. Ve bu zarar gören hücrelere baktığımız zaman da normal hücrelerin zarar görmesi de işte bu tedaviler esnasında yan etkilere sebep oluyor. Bu yan etkilerin neler olduğuna bakacak olursak en sık gördüğümüz şey iştahta azalma, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı, ağızda hassasiyet, boğazda kuruluk, ağızda ve burunda kuruma, boğaz ağrısı, tat değişikliği, onun dışında yorgunluk, keyifsizlik, koku duygusunda bir değişiklik oluşturabiliyor. Ve bu gördüğünüz gibi şöyle bir bakarsak, bu yan etkilerin çoğu sindirim sistemi üzerinde. Yani ağız ve yemek borusundan başlayarak ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum gibi organların hepsini ortaya koyuyor ve hepsini etkileyen bir etki mekanizmasında ve bu da dolaylı olarak ne yapıyor? Hatta dolaylı demin direkt olarak kişinin beslenmesini etkiliyor ve ağırlık kayıplarına neden oluyor. Ağırlık kaybına neden olan yan etkilerle başa çıkma yöntemleri neler olacak peki? Bunu istiyoruz sonuç olarak. İştahtan kesilme ve iştah azalması en çok karşılaştığımız yan etkilerdendir. Ve diğer yan etkiler de zaten iştahtan kesilmeyi tetikleyen sebeplerdir düşündüğümüzde. Yiyebildiğimiz zamanlarda yeterli protein ve kalori içeren yiyecekleri almamız, bunların gücümüzü korumaya ve vücut dokularının onarımına yardımcı olacağını bilmemiz gerekiyor. Kanser tedavisi nedeniyle zarar görebilecek dokularınızın yenilenmesini sağlayacaktır bu protein ve enerji açısından destekli olması gerekiyor. Bulantı, kusma, iştahsızlık, koku hassasiyeti durumlarında her şeyi yemeye çalışmamalıyız aslında o dönemde. Genelde en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi gelen hastalarımızdan, danışanlarımızdan. Hasta kendisi diyor ki işte çok bulantı, kusmam var, hiç iştahım yok. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum diyor. Ama aileler çok daha farklı bir boyutta yaşıyorlar bu durumu ve onlara daha çok işte şunu yesen, bunu yesen, işte şunu yemelisin falan gibi zorlamalarda bulunabiliyorlar. Bu da hastada farklı tepkilere yol açıyor. Aslında bu dönemde hiçbir şey için zorlamamak gerekiyor. Canının çektiği yiyeceği yemesini sağlamak gerekiyor burada. İstediği uygun bir yiyeceğin miktarını ve sıklığını arttırarak beslenmeye devam etmesi uygun. Çünkü normale döndükçe diğer besinlere karşı olan etkisi ortadan kalkacaktır ve diğer besinlere dönüş daha kolay olacaktır. Yalnız bu zorlamalar nedeniyle eğer hastada herhangi bir sıkıntı ya da işte o besine karşı bir tepki söz konusu olursa tedavinin geri kalan süreci içerisinde bu besine geri dönüş çok çok daha zor oluyor. Yani burada bir o zincirde bir şey kaybetmiş oluyoruz, bir besini kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca uygun olan yiyeceklerin içerisinden kendisinin istediği yiyeceğin miktarını ve sıklığını arttırarak tüketmesini bekleriz.